Arkadaşlar herkese merhaba. Burada cevizde kabuğa kalem aşı yapıyoruz. Ağaçlarımız büyük olduğu için kollarını yapacağız. Şimdi ana gövdeyi yaparsanız oranı zayıf olur. İkinci sefer yaparsanız da eğer tutturamazsanız da bir daha yaparsanız o ağaç ölür. Hem de burada hazır gövde taşlanmış. O yüzden kollarına yapacağız. Bu şekilde testereyle aldığımız yüzeyi temizliyoruz. Testereyle kestiğimiz kalemlerimizi bu şekilde açıyoruz. Burada bir farklı bir aşı tekniği uygulayacağız şimdi. Sizlere paylaşacağım. Bu da Çorum usulü aşı. Kalemimizi böyle hazırlıyoruz. Kalemimizin arka kabuğunu hafiften bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Sadece yeşili kalıyor. Beyazı çıkartmıyoruz. Şuradan bir başlayalım. Bir tane çizik attık böyle derince. Çizik attığımız yeri kamağımızla kaldırıyoruz. Açıyoruz. Bu şekilde açtık. Islatıp kalemimizi takıyoruz. Gördüğünüz gibi kalemimiz oraya oturdu. Kalemimizin arkasını böyle anacığım kapı arka yüzeyini hafiften alıyoruz. Burayı da göster. Kameraman bey şöyle. Bu şekilde alıyoruz. Birinci kalemimizi takmış olduk. Şimdi ikinci kalemi takıyoruz. Burada en önemlisi anacın ağlamaması arkadaşlar. Anacı ağlatmayacağız. Anacı ağlatmamak için de tek çare görüldüğü gibi aşağıya gösterip. Bakın burada hala su akıyor. Bu su böyle akacak. Yukarı çıkmayacak. Eğer o su yukarı çıkarsa aşırı tutmaz. Başarısız olursunuz. Önceden kesmiş olduğumuz ağaçları aşıdan bir gün önce çizik atıyoruz. Ki oradan ağlamayı sağlıyoruz. O sayede su yukarı çıkmıyor. Şöyle yaparsak kalem de buraya takıyoruz. Kalemimizi oturtturduk. Bunun da arka yüzeyini yine alıyoruz bu şekilde. Buna 4 tane kalem koyacağız. Arkadaşlar aşının özelliği verimli çeşitten alıp verimsiz olan ağaçlarımıza veya bölgenize uygun olmayan ağaçlarınıza bir nebze organ nakli olmuş oluyor. Kalemleri bir yıllık alırsanız Şubat Mart gibi iklimine göre uyanmadan hiç ağaçlara su yürümeden almalısınız. Eğer 2 yıllık sürgünde yapacaksanız onu alıp ağaçlar uyansa bile hemen alıp aşı yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlarımız hep soruyor. Aşı malzemeleri nereden temin edebiliriz diye. MS Tarım Hırdavat olarak aşı malzemelerinin satışını yapmaktayız arkadaşlar. Her türlü aşı malzemesi, budama makası, budama testereleri, yüksek dal makası, İlaçlama malzemeleri, gübreleme malzemeleri hepsinin satışını yapmaktayız. Bu arada YouTube sayfamız olan
Kanalımız Mehmet Sarıkaya. Kanalımızdan da her gün aşı çeşitlerini görmek istiyorsanız abone olarak takip edebilirsiniz. Bu şekilde bir kalemizi daha takıyoruz. Şimdi araç büyük olduğumuzu ne kadar kalemi fazla takarsanız o kadar çabuk yarayı kavuşturur. Elimde kullanmış olduğum MS7 aşı bıçağımız. Olacak mı? Tamamız. Şu 5 takacağız bana. Az gelecek. 4. Çünkü hiç kapatmaz. Kamayla açıyoruz böyle. Açtığımız yere buradaki boyunları, gözlerinde boyunları alıyoruz. Bunu da yine arkasına alıyoruz böyle şekilde. Tekrardan bir tane daha kalem açalım. Kalemi şöyle testereyle açarsanız arkadaşlar hem zamandan kazanıyorsunuz hem de daha pratik olur. Kalem açması. Çünkü el kesme şeyi riski biraz da azalıyor böyle. Şimdi aynı şekilde kalemimizin dış yüzeyini hafiften alıyoruz böyle. Onu da şimdi aşı bağımıza sarıyoruz arkadaşlar. Biz buralara macun, tutut, herhangi bir şey kullanmıyoruz. Sadece macunları kalemlerin tepesine kullanıyoruz. Onda likit macunumuz var, sıvı. Onun haricinde macun kullanmıyoruz arkadaşlar. Şimdi üstüne şöyle bir at. Şimdi yaptığımız aşımızı poşetleyeceğiz. Maalesef bu ibadetlerde poşet yaptırmadığımız için iki tane poşeti tek kullanacağız. Kesip. Bunun da en pratik yolu arkadaşlar. Şimdi bir saniye az geç az aç. Hepsini tamam öyle bir şey. Tamam bırak. Hiçbir stresimizi kapatmamız aşı bağımızı. Bir tur atıyoruz böyle. Bir tur attıktan sonra tekrardan şimdi ikinci poşetimizi saracağız. Dur şimdi. Şöyle. Şu en kolay yolu bu. Stresimi aşıdan hiç koparmadan. Bırak. Yolu bu. Arkadaşlar bu aşımızı tamamlamış olduk. Şimdi bir de buralarına poşetlerimizi deliyoruz. Yağmurda, yaşta su birikmesin.
hali etsin diye. Herkese iyi çalışmalar. YouTube kanalımız olan Mehmet Sargay'a abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.